Zeki bir New Yorklu olan Joe bir kitapçıda çalışmaktadır. Bir gün kitapçıya gelen Beck, Joe'nun ayaklarını yerden keser. Joe ilk görüşte Beck'e aşık olmuştur. Joe sevdiği kızın kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Beck'i elde etmek için teknolojiyi kullanmaya başlayan ve onu her yerde takip eden Joe'nun takıntı tavırları Beck'in en yakın arkadaşı Paige'i şüphelendirse de ona engel olamaz. Joe sonunda Beck'in takipçisi olmaktan çıkıp erkek arkadaşı olur. Ve biz de sizlere bu videoda Netflix yapımı You dizisi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Videonun bazı yerlerinde diziyi bitirmeyenler için ufak spoilerlar olabilir. Uyarımızı da yaptığımıza göre şimdi videoya geçebiliriz. Dizinin ilk yayınlandığı platform Netflix değil, Lifetime kanalıydı. Hatta düşük reytinglerden dolayı dizi ikinci sezon onayı alamayacaktı ve iptal edilecekti. Ancak daha sonra dizi Netflix'te yayınlanmaya başladı. Dizi, Caroline Kepnes'in aynı isimli kitabından uyarlamadır. You dizisi yayınlandıktan sonra kitabın satışları da yeniden patlamıştır. Toplam 10 bölüm olan ilk sezonun 5 bölümü erkek yönetmenler, 5 bölümü kadın yönetmenler tarafından yönetilmiştir. Ve bu sezonu toplamda 7 farklı yönetmen yönetmiştir. Joe'nun komşusu rolünde izlediğimiz çocuk karakter Paco kitapta yoktur. Diziye eklenme sebebi ise daha dramatik bir hava yaratmak içinmiş. Joe karakterini canlandıran Penn Badgley, Joe'nun dizide tasvir edildiği kadar sosyal medya konusunda neredeyse usta değilmiş. Paige karakterini canlandıran Shay Mitchell'a göre Penn Tumblr'ı hiç duymamıştı ve çekime başlayana kadar Instagram ve benzeri sosyal ağ siteleri hakkında çok az şey biliyormuş. Beck karakterini canlandıran Elizabeth Lail, ilk seçmelere katıldığında dizinin uyarlandığı kitabı okumamış. Yani Beck'e ne olacağını bilmiyormuş. Kitabı geri arandıktan sonra okumuş. Love Queen karakterini canlandıran Victoria Pedretti, diziden önce başka bir Netflix yapımı Tepedeki Ev isimli dizi projesinde rol almıştır. Joe karakterini canlandıran Penn Badgley'in diyaloğu ağırlıklı olarak düşünceli dış seslerden oluşuyordu. Bu da kamerada çok fazla repliği olmadığı anlamına geliyordu. Love Queen karakterini canlandıran Victoria Pedretti, Love Queen karakterine seçilmeden önce Beck karakteri için seçmelere katılmış. Ancak Beck karakterine Elizabeth Lail seçilmiştir ve Victoria Pedretti de daha sonra Love Queen karakterine seçilmiştir. Dizinin ilk sezonundaki Moni's isimli kitapçı dükkanı Manhattan'da Logos adında gerçek bir kitapçı dükkanıdır. Bu kitapçı dükkanı 2018 yapımı Can You Ever Forgive Me isimli filmde de kullanılmıştır. Dizinin IMDb'ye göre en iyi bölümü 9.1 puanla 2. sezon 9. bölümüdür. En kötü bölümü ise 7.5 puanla 1. sezon 4. bölümüdür.